Evet, ne demişti? Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi polinomdur demişti. Polinom olması için ne olması gerekiyordu Feyza? Hocam x'in üzerinin tam sayı olması lazım. X'in üstünün tam sayı değil. X'in üstünün doğal sayı olması lazım. Yani Ay derece. pardon, doğru. Bu amcanın üstü kaç? Bir. Bir. Diğerininki? O da bir. Evet. Bu amcaların üstleri şurası 1 ise bu amcanınki x üzeri 0. 1 ve 0 ikisi de doğal sayı olduğu için bu ifade bir polinom. Buna bakalım, bu ifade bir polinom mu? X'in üstü kaç? Ama ben 1 demiştim hocam. Evet o 1. 1, diğeri de x üzeri 0. Ama tabii burada şuna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Küp kök eksi 2 acaba tanımlı mı? Evet, küp kökün içerisi, yani kök derecesi tekken içerisi negatif bir sayı olabilir. Dolayısıyla bu ifade bir polinomdur. 3'e bakarsanız 3'te ortak payda şeklinde yazdığınızda bu x bölü x artı 1 bölü x olur. Başka bir deyişle 1 artı x üzeri eksi 1 olur. Eksi 1 bir doğal sayı olmadığı için bu ifade polinom değildir. Dördüncünün cevabı da maalesef polinom değil. Neden? Çünkü kök derecesi çiftken içi negatif bir sayı olmaz. Bu ifade reel değil. Dolayısıyla da polinom değil bizim için. 5'e baktığınızda x'in üstü 4 ve x'in üstü 1 ise o zaman bu ifade bir polinomdur diyebilirsiniz. Kaç tanesi polinomdur? 3 tanesi polinomdur. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Takıldığımız bir yer. Peki. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne söylemiş? İsterseniz birazcık daha büyüteyim mi görünümümüzü? Nereden büyütüyorduk ya? Görünüyor hocam buradan. Rahat görünüyor mu arkadaşlarım? Rahat Benim için. Okuyabiliyoruz değil mi? Tamam, peki. Şimdi burada ne demiş? P polinomunu vermiş, sabit polinom demiş. Sabit polinom ne demekti? Nazlı ne demekti sabit polinom? Nazlı, sesini duyamıyoruz. Nazlı'nın sesinde bir problem var herhalde. Selin, sabit polinom ne demekti? Değişken olmayan ve sonucu hep aynı olan. Evet, sonucu hep aynı olan, değişkeni olmayan polinomdu. Yani değişkenlerin ortadan kalkması gerekiyordu. Daha Türkçe konuşursak, değişkenler ortadan kalkmalıydı. Değişkenleri ortadan kaldırmak için ne yapmalıyız Selin? Değişkenlerin katsayılarını sıfırlamalıyız. Aynen öyle. Katsayılarımızı sıfır yapmamız gerekiyor. Tamam Nazlıcığım, önemli değil tabii. Katsayılarımızı sıfır yapıyoruz. X'in katsayısını. Buradan K'mız kaç oldu? 2. M'miz? M'de 4. Evet. Bunları polinomda yerine yazınca ne oldu Selin? Direkt onlar gitti. Evet. 6 artı 8 artı 3'ten. Evet. 1 oldu. 17 oldu. 14. 3 daha. 17 oldu. Şimdi P eksi 1'in değeri o zaman ne olur? 17. P 0'ın da değeri 17. 34 evet. Toplarsak da 34 olur. Güzel. Selin'in yaptığında sorun var mı? Yok. 3'e bakalım. 3'te ne demiş? P polinomu için sabit polinom, Q polinomu içinse sıfır polinomu demiş. P polinomu sabitmiş. Q polinomu sıfırmış. Peki Zümrüt ne yapıyoruz? Hocam ilk önce Q polinomu sıfırsa sıfır yazacağız oraya. Evet. Yani direkt sıfır diye yazalım. Denklemi öyle sonucunun oluşturalım. Sıfır olması gerekiyor değil mi? Bir polinom evet. Eğer sıfır polinomuysa sonucu sıfır demektir. Yani Px dediğimiz şey şöyle dındırı dındırı çizelim. Px'imiz sabit bir polinommuş. Yani değişkeni olmayan bir polinom. Q ise sıfır polinomuymuş. Dolayısıyla sonucu sıfır. O yüzden Q'lu olan yere Zümrüt sıfır yazdı. Ve P polinomunu buradan bulabiliriz. Ne yapıyoruz? Hocam 4'ü karşıya attığımızda 3Px eşittir 9 olacak. O zaman Px'imiz 3 olur. Evet. P100'ü sormuş. Sabit olduğu için P100 de 3 olur. Aynen öyle. Sabit polinomsa sonucu değişmeyecektir. Sonucu hep aynı şekilde kalacaktır. Çok güzel. Teşekkür ederim.
Burada sorun var mı? Yok. Peki 4'e bakalım. P için polinomdur demiş. Bakın bu özellikle konu anlatımı yaptığımız, tekrar yaptığımız, derste yaptığımız bir soruydu. P'nin içerisine x kare yazdığımızda bu ne anlama geliyor Elif? Hocam orada üstü tek olan bir değişken kalamazdı. Evet. O yüzden çift olması gerekiyordu. Harika. O yüzden evet, a eksi 2 sıfıra eşitlememiz lazım. Evet. A 2 olur. B artı 4 de sıfıra eşitlememiz lazım. B eksi 4 olur. İkisinin de çarpımı demiş. Eksi 8. Çok güzel. Aferin kızıma. Biz ne öğrenmiştik? Bir polinomun içerisine x gördüğümüz yeri x kare yazdığımız an polinomun sonuçlarında dereceler hep 2'nin katı olacaktı. Mesela p x küp deseydik polinomun içerisindeki tüm x'lerin üssü bu sefer 3'ün katı olmalıydı. P x'dir 5 deseydik polinomdaki her x'lerin üssü 5'in katı olmalıydı diye öğrenmiştik. Hatta bununla ilgili örnek de yapmıştık. Tekrar yaptığımız derslerden birinde. Aferin. Teşekkür ederim Elifciğim. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda P polinomunu x küp gibi bir ifadeyle çarpmış. Şöyle bir şey elde etmiş. Buna göre P3A nedir diye sormuş. Bakın arkadaşlarım aslına bakarsanız çok kolay. P polinomunu Ramazan. Hadi Ramazan parmak kaldırıyormuş. Ramazan yapsın. Söyle bakalım oğlum ne düşünüyorsun? Peki hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla yapayım. Hocam x kare olamaz çünkü x 3 ile çarpıyoruz. O yüzden aynen. Onun katsayısını sıfıra eşitledim. Aferin sana. Ramazan diyor ki bir polinomu x küp ile çarptığımızda hocam diyor sabitse bile derecesi x kübe çıkacaktır. 3 veya 3'ten daha yukarısı olur diyor. X kareli bir şeyin olması mümkün değil. O yüzden burayı sıfıra eşitledi. A'yı 2 buldu. A'yı 2 bulunca ne oldu oluşum polinom söyle. Hocam bize o zaman P6 polinomu soruyor. Gittiğine göre de hocam x 3'e bölünüm tamam. 2x4 a eksi x küp. Güzel. Şimdi burayı ne yapabilirsin Ramazan? Hocam x 3'e iki tarafı da x 3'e bölebilirim. Evet. X küp parantezini aldık. Ne kaldı söyle. 2x eksi 1 kaldı hocam. Aferin oğluma. Şunlar birbirini götürdü. Böylece P polinomunu 2x eksi 1 diye bulduk. Adam da bize P6'yı soruyordu. Hocam P6 da o zaman 11 oluyor. X yerine 6 yazdık. 11 oldu. Çok güzel. Teşekkür ederim Ramazan. Aferin oğlum. Şimdi polinomlarda eşitlikle ilgili bir soru vardı. Ne yapacaktık bu soruda? Bunu da kim söylesin? Emir söylesin. Hocam A bölü x eksi 4'ü x eksi 7'yi de genişleteceğiz. B bölü x eksi 7'yi de x eksi 4 ile genişleteceğiz. Evet. Böylelikle paydadan kurtulmuş olacağız. X eksi 7 bu amcayı da x eksi 4 ile. Ama bunun sanki daha kolay da bir yolu vardı Emir. Hatırlıyor musun onun daha kolay bir yolunu? Hatırlamıyorum hocam valla. Tamam peki. Buradan yapalım. X eksi 7, x eksi 4. Diğer tarafta. Diğer tarafın çarpanlarını söyle bana. X eksi 7 çarpı x eksi 4. Üst tarafta a eksi 7, a x eksi 7 artı b x eksi 4. A x eksi 7 a ve b x eksi 7 b olacak hocam. Kaç b? 4 b olacak hocam. 4 ile çarpıyorsun. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi x'in katsayısına eşitle bakalım. Şunlar gitti. Birinci tarafta x'in katsayısı kaç? 3 hocam. 3. Diğer tarafta kaç? A artı B hocam. Evet. Diğer tarafta baktığınız zaman A artı B'miş. Peki. Sabitimiz ilk tarafta kaç? Eksi 5 hocam. Eksi 5. Diğer tarafta? Eksi
parantezinde 7 artı 4 eksi 7 eksi 4 mi oluyor hocam? Eksi evet. 7 ya eksi 4 mi? Şunları eksiyle çarpalım, kurtulalım. Şimdi bu adamları alt alta yazıyoruz. Ve A ile B'yi buluyoruz. Ha, A artı B'yi sormuş. O zaman bulmaya bile gerek yok. Direkt cevabı işaretleyebiliriz. Teşekkür ederim Emir'ciğim. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Yok. Peki. 7'ye bakalım. Derecelerle ilgili işlemlerde ne yapıyorduk? Derece soruyorsa ne yapıyorduk? Çağla ne yapıyorduk derece soruyorsa? Üstü sayılar gibi çözüyorduk. Üstü sayı gibi çözüyorduk. Hadi çözelim. Px'e x üzeri a, qx'e x üzeri b diyeceğiz. X üzeri a dedik. Qx'e de x üzeri b dedik. Evet, ne oldu burası? Derece x üzeri a'nın karesi çarpı x üzeri b. Yok, x üzeri 2'nin a'ncı kuvveti ama evet. Çarpma işlemi olduğu için fark etmez. Ama gerçekte ikinci söylediğin doğru. Evet, burası ne olur? 2a artı b 11. X üzeri 2a artı b olur. Derecesini 11 dediyse o zaman 2a artı b aslına bakarsanız 11 demekmiş. Onu bir eşitleyelim. Tamam. X üzeri a'nın küpü bölü x üzeri 2'nin b'ninci kuvveti 6. X karenin b'inci kuvveti. X gördüğümüz üzere x kare yazdık. Burada da sonuç ne olur? 3a eksi 2b 6. 3a eksi 2b olur. Biz bu adamın üstünün de bakıyoruz kaç olması gerektiğini biliyormuşuz. 6. Taraf tarafa toplarız. Şimdi yukarıyı, evet. 2 ile çarparız. Yukarıyı 2 ile çarpalım. B'ler gitsin. 7a 28 oluyor. A 4 oluyor. Evet. B'miz de yerine yazalım. Yukarıdaki denklemde A yerine 4 yazarsak B'miz de 3 oldu. 3. O zaman derece, ne sormuş bize? X üzeri 4 eksi X üzeri 7'den 4 oluyor. Evet. Bu artık yeni bir polinom ve bu polinomun derecesinin de 4 olması lazım. Aferin. Güzel. Peki. Burada sorunumuz var mı arkadaşlarım? Yok. Geldik 8'e. 8'de ne demiş? Polinomunun derecesi en çok kaç olur demiş. Derece için ne yapmamız gerekiyor Ayşe? Hocam ben burada n'nin alabileceği en küçük değeri verdim. Hı. N burada en küçük 1 olabilir. Evet. N-1 dediğimiz adam bu ifadenin polinom olması için N-1 dediğimiz adamın bir doğal sayı olması lazım. Yani sıfırdan büyük eşit. Aynı mantıkla 10-2n'in de bir doğal sayı yani sıfırdan büyük eşit olması lazım. O zaman evet. N'miz birden büyük eşit olmalı diyor Ayşe. N yerine 1 verdim hocam diyor. N yerine 1 verince yerine yazarsak 8 oluyor en büyük derece. Evet. Derecemiz 8 çıkıyor. Ondan daha büyük bir seçenek olmadığı için daha devam etmemize gerek yok. Çok güzel. Aferin. Peki 9'a bakalım. P polinomunun sabit terimini vermiş. Px artı 3'ün de katsayılar toplamına şöyle bir soru sormuş adam bize. Ne yapabiliriz? Bakalım bakalım. Asel söylesin bunu da. Burada sabit terim 6 diyorsa x'in yerine 0 yazarız. P eksi 2'miz 6'ya eşit olur. X yerine 0 yazdık. P eksi 2'yi 6 olarak 6 bulduk. 6'ya eşit oluyor. Evet. Alt tarafı da katsayılar toplamı dediği için x'imiz yerine 1 yazarız. P4'ümüz de 5'e eşit olur. P4'ümüz de 5 olur. Evet, güzel. Aşağıdaki işlemler katsayılar toplamı dediği için x'in yerine 1 yazarız. O da 2 çarpı p eksi 2 olur. Eksi 3 çarpı p4 oluyor. Evet. Biz eksi p eksi 2'mizin 6, p4'ümüz de 5 olduğunu biliyoruz. Başlarında da 2 ile 6'yı çarpınca 12 eksi 15'ten de eksi 3 oluyor. Tamam, çok güzel. Aferin. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Yok. Peki devam edelim. 10. soru güzel bir soruydu. Bunu özellikle sormuştum. Sınavda çok sorulur bu soru tipi. Dikkat edin demiştim.
bizim için çok önemli bir soru demiştim. Konu anlatım yaptığımız, tekrar yaptığımız kısımda da bunun üzerinde çok durmuştum hatırlarsanız. Sınavınız arkadaşlar bunun gibi gelecek. Yani size dikkat edin dediğim aslında şu sınavı hazırlamaktaki amacım size polinomlarla ilgili çıkabilecek her soru tipini öğretmeye çalışıyor burası aslında size. Dolayısıyla hani sınavınızda çalışırken bunları referans alarak çalışırsanız hani ben hangilerini biliyorum, hangilerini bilmiyorum, hangilerinde sorun var ona bakıp onlar üzerinde çalışırsanız sizin için çok daha iyi olur. Şimdi adam bize ne söylemiş? P polinomu x eksi 1 ile çarpıldığında şöyle bir ifade çıkmış. X eksi 1 ile çarpım durumunda. O zaman şu kısmın arkadaşlarım 1 çarpanı bakıyorum kim? X eksi 1. Çarpanı ise eğer o zaman x eşittir 1 bu ifadenin nesidir arkadaşlarım? Köküdür. Köküdür. Köküyse eğer ne yapabilirsiniz? Yerine yazabilirsiniz. Denklemde yerine yazdığınızda yani x yerine 1 yazdığınızda bu denklemde 0 eşittir 3 artı a artı 2 olur. A'yı buradan eksi 5 bulursunuz. Şimdi x eksi 1 çarpı px eşittir x küp eksi 5x artı 2. Şimdi sizin p'nin katsayılar toplamını bulmak için p1'e ihtiyacınız var. Ama P1'i bulmak istediğinizde x yerine 1 yazıyorsunuz ve P ortadan kayboluyor gördüğünüz gibi. O zaman diyorum ki kendim kendime demek ki önce x eksi 1'den kurtulmalıymışım. Her tarafı x eksi 1'e bölüyorum. Tık tık. Şimdi şuradaki işlem mesela 30 bölü 5 demiştik hatırlarsanız. 30 bölü 5 ifadesinin sonucu kaçtır arkadaşlarım? 6. Peki burada 30'u 5'e böldünüz, 6'yı buldunuz. Size sorulan 6 diye aranan şey aslında bu bölme işlemindeki kimdir? Bölümdür. Adam size bölümü soruyor. Bu bölme işlemindeki bölümü soruyor. Bölümü bulmak için ne yapmanız gerekiyordu arkadaşlar? Bölecek. Klasik bölecektiniz. O zaman bu adamı getiriyorum, şıpır şıpır bölüyorum. Diyorum ki, bu amcayı 3x küp eksi 5x artı 2'ye hop x eksi 1'e bölelim. X'i kiminle çarpmalıyız? Evet 3x kare ile çarpıyorum. Çarptığım zaman burası 3x küp eksi 3x kare oldu. Şimdi burada normalde ne işlemi var? Çıkarma. İşaretler tersine döndü. Yazıyorum 3x kare eksi 5x artı 2. Şimdi x'i kiminle çarpmalıyım? 3x ile. Çarpıyorum. 3x kare eksi 3x. Burada normalde ne işlem var arkadaşlar? Çıkarma. Çıkarma. İşaretleri tersine çevirdim. Buradan eksi 2x artı 2 kaldı. X'i neyle çarpmalıyım? Eksi 2. Aferin benim çocuklarıma. İşte bu arkadaşlarım sizin bölüm polinomunuzdur. Başka bir deyişle bu kimdir? Px'tir. Artık Px polinomunu biliyorsunuz. O zaman P1'i bulabilirsiniz. X yerine 1 yazarsanız 3 artı 3 eksi 2'den aradığınız cevap 4 olur. Bakın çok önemli bir soru tipi bu. Üniversite sınavında en çok polinomlarla ilgili çıkmış soru tiplerinden bir tanesi. Bir kere daha söylüyorum. Eğer çarpanıysa kökü yerine yazarsınız değişkeni bulursunuz. Ve P polinomunu bulmak için şunu pay bölü payda şeklinde çevirirsiniz. Bunun Türkçe mealidir önemli olan. Bu da bölüm polinomunu bulmak demektir. Size yazdırmıştım demiştim ki bölüm polinomunu bulmanın başka bir yolu yok. Bölüm polinomu için mutlaka klasik bölme yapmalısınız demiştik. Burada sorun var mı? Yok. Peki 11. soruya bakalım. Anneciğim şu kapıyı kapatabilir misin? Kardeşine ses gitmesin. Px bir polinom olmak üzere şöyle bir polinom vermiş adam. P-2'nin P2'ye oranını sormuş. Evet. Abdi söylesin. Abdicim ne yapıyoruz?
Hocam ben Px polinomunun birinci dereceden olduğunu düşündüm. Hani ikisi de sonucu birbirinden çıkardığımızda birinci dereceden bir şey elde etmişiz. Şimdi bak onu bilemeyiz zaten. O söylediğin şeyi maalesef bilemeyiz. P polinomunun birinci dereceden olduğunu söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Çünkü aynı dereceli terimler birbirini götürüp en büyük dereceliler birbirini götürme ihtimalleri var. O yüzden bilemeyiz. Ben oradan yapmıştım hocam. O zaman benimki yanlış oldu. Oradan Bilmiyorum yapıştırdım diyeceğim diyorsun. Gerçi hani doğru cevabı bulduysan o da olabiliyormuş demek ki ama onun garantisini veremeyiz yani. Sen bana bir değer vererek yapsana merdivenli işlemler. Bir kere bakın iki tane P var burada. İki tane P olduğu için arkadaşlarım aynı P'nin içi başka olduğu için bir kere bu merdivenli bir soru. Değil mi? Merdivenli işlemlerde yapıyorduk biz bunu. Peki o zaman diyorum ki bir polinomun içini eksi 2 yapmaya çalışalım. Bir deneyelim bakalım. O zaman eksi 1 verelim. P 0 ile P eksi 2 olsun. Olur. X yerine eksi 1 verelim. Verdiğimiz zaman burası P 0 eksi P eksi 2 eşittir. Eksi 4 oldu. Şimdi X yerine kaç yazalım? Şimdi eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsak eksi 3'e Ha, düşeriz. pardon. Kaç yaz? 2 bulmamız gerekiyor değil mi hocam şimdi bize? Evet aşkım. O zaman x yerine 1 yazsak. Bir de 0 yazalım. Bak yinelemeyi atlamadan yazalım. X yerine 0 yazdığımızda ne oluyor? Bir kontrol edelim. X yerine 0 Oldu. yazarsam ne oluyor? P1 eksi P eksi 1 oluyor. Şimdi bu adama benzer bir şey bulabildik mi yukarıdakine benzer? Hayır. Bulamadık. Peki. Yine neyse yazıyorum bir görmeniz açısından. Şimdi x yerine bir de ne yazalım dedim? 1. Bir yazalım. Yazdık ne oldu? P2 Evet. eksi P0 Evet. eşittir 4 oldu. Tamam, çok güzel. Şimdi kuzularım bakın, merdivenli sorularda ana fikir şuradaki artış azalış miktarına bağlı olarak yinelemeye değer veriyordunuz. Aralarında iki fark olduğu için gerçekten de iki fark olan değerleri almalısınız. Neden? Bakın, yanlış yaptığınızı anlayabilelim diye bir kere daha ortaya yazdım. X yerine sıfır yazdığınızda hiç alakasız şeyler çıktı, görüyor musunuz? O zaman bu satırın yanlış olduğu ve gereksiz olduğu aslında ortada. Bunu sildim. Şimdi artık geriye kalanlar bizim istediğimiz gibi. Neden? P0 ve P-2'ye bağlı. Diğerlerini de istiyoruz. O zaman bunları alt alta ne yapalım oğluşum? Hocam alt alta yazarız. P sıfırlar zaten götürür birbirine. Evet, Ek bir bunlar artı birbirini bir de eksi. götürdü. P2 P eksi 2 eksi P eksi 2 oldu. eşittir 0. O da birbirlerine eşit olmaları demek. Birbirlerine eşitse de sonuç 1 Bir oluyor. demektir. Var mı sorun? Hocam bir şey soracağım da ben. Soracağım. Hocam ben P2 ile P-2'nin farkını bulacağımızı gördüm ama oradan nasıl hareket edeceğimi bulamadım. İşte bak merdivenli sorularda ana fikir hatırlayın zaten yineleme yapmaktı. Ama önemli olan şeylerden biri de şuydu. Yinelemenin arasındaki farka bakın. Aralarında iki fark varsa ikişer ikişer arttırarak yineleme yapın. Tamam mı? Hani yoldan geçen bir değer için yineleme yapmıyorsunuz aslında. Onu yerine yazsaydınız yani normal tanımları yerine yazmış olsaydınız zaten pıt diye çıkacaktı soru. Gayet kolay bir soruydu. Anlaştık mı? Tamam hocam. Peki. 12'ye bakalım. Çarpımı yapıldığında x üzeri 5'li terimin katsayısı nedir diye sormuş arkadaşlarım. X küple kimi çarparsam x üzeri 5 olur? X kareyi. X kareyi çarpıyorum. X üzeri 5. Devam ediyorum. X kare ile kimi çarpmam lazım? Eksi 2 x küpü. Eksi 2 x kübü. Çarparsam ne olur? Artı 2 x üzeri 5. En son x ile kimi çarpmam lazım? İki üzeri dört. X üzeri 4. Çarparsam 2 x üzeri 5 de oradan gelecek. Hepsini toplarsam 5 x üzeri 5 olur. X üzeri 5'li terimin katsayısı da 5'tir. Var mı sorun? Yok. Gayet kolaydı, değil mi? Bu sınav. Kolay mıydı sizce? Kolaydı. Doğru da hocam diye kolay değildi. Kolay değil miydi?
Bence değil de. Peki. Px artı bir polinomunu vermiş. Px eksi 2'yi soruyor. Bakın P'nin içerisi x artı 1, P'nin içinin x eksi 2 olmasını istemiş. Ne yaparsınız? Evet, ne yaparız? Ben seçeyim en iyisi. İsmet söylesin. İsmet ne yapıyoruz? Hocam x artı 1'i x eksi 2'ye eşitleriz. Niye söylemiyorsun o zaman koca kafalı İsmet? X artı 1'i x eksi 2'ye eşitliyoruz. Ama karışmasın diye birine bir şey yapıyorduk sanki İsmet. He? Ne diyor? Şunlara A mı diyorduk? Ha, evet hocam A diyordum. Hatırladın değil mi? A diyordum. Şimdi A yerine ne yazmam gerekiyormuş? A yerine x eksi 3 yazacağız. Evet. Her A yerine ne yazıyorduk? X eksi 3 yazıyoruz. Şimdi polinomumuz ne oldu? Söyle bana. P x eksi 2. Evet. Eşittir. 4 çarpı x eksi 2 artı 3. X eksi? Ha, 3 pardon hocam. X eksi 3 artı 3. Çarparsam o da ne olur? 4x eksi 9. Var mı soru? Yok. Peki geçtim 14. soruya. 14. soruysa yine hangi soru tipine benziyor? Merdivenli. Merdivenli, güzel. Merdivenli olduğunu nereden anladınız? Aynı P var, içleri farklı. Değil mi? Biri P, biri Q olsaydı bunu yapamazdım ama aynı P için içleri farklıysa o zaman merdivenliymiş diyorum. P polinomuna dair hiçbir şey söylemiyorum. Zaten polinomu kendisini soruyor. O zaman P polinomu nasıl bir polinomdur arkadaşlarım? İkinci derecede. İkinci dereceden. Ne diyelim biz o P polinomuna? AX kare artı BX artı C. AX kare artı BX artı C. Peki Mert, devamını sen yap bize. Geliyor mu hocam sesim? Geliyor canım. Mert, sesini duyamıyoruz. Kapattın sesini. Pardon hocam, soruya bakıyordum da nerede kaldığınızı takip etmiyordum. Başka bir soruya bakıyordum. Hocam ben diğer soruyu yapsam olur mu? Bu soruyu takip etmiyordum da, özür dilerim. Peki tamam, bunu ben bitireyim hemen. Sürem de az kalmış. X yerine x artı 1 yazalım diyor Kerem. Hadi söyle Kerem. Evet, yazalım bir saniye. A çarpı x artı 1'in karesi. Evet. Evet, artı c. Şimdi bu amcayı bir açalım mı? Daha rahat işlem yaparız. Evet, x kare artı 2x artı 1. Bx artı b artı c. Kerem bunları içeriye dağıttı. Hadi dağıtalım. Evet. 2ax diyoruz biz Türkler ona. Artı a. Diğerlerini aynen yazdık. Şimdi şu satırla ikisini toplayacakmışız. Ve toplamın sonucu da şu adama eşit olacakmış. 2x kare artı 4x artı 2'ye. Şimdi artık daha fazla uzatmayalım. Yukarıdan x kareli geldi. Aşağıdan kim geldi? Evet, ne oldu söyle. 2a neye eşit olmalı? 2x kareye, yani 2'ye. Buradan a'mız ne oldu? 1. Demek ki polinomumuz x kare şeklindeymiş. Devam edelim. Başka bir renk alalım. X'li terimleri bul şimdi. Buradan b geldi yukarıdan. Buradan ne geldi? 2a geldi. Bir tane de b geldi. Evet. Aşağıdan kime eşit olmalı?
4'e. X'ini yazmıyorsun 4'e. Hı hı. A yerine 1 yazarsak B'lerimiz de aslına bakarsan 1 oldu. Buradan B'miz de 1'miş. X kare artı X şeklinde bir şey olmalı cevap. O zaman ya A, D ya E olacak. En son mavişle yapalım. Sabitlerimize bakalım. Yukarıdan ne geldi? C geldi. Aşağıdan? Bak baştan söyle. Baştan kontrol et. Evet. A geldi, B geldi ve C geldi. A artı B artı C. O toplamın değeri de kaça eşit olmalı? 2'ye. Şimdi biz A'yı bulmuştuk 1, B'yi bulmuştuk 1. O zaman C'miz de 0 oldu bu denklemin sağlanması için. C 0 olunca polinomumuz da x kare artı x oldu. Evet arkadaşlarım, sürenizi de maalesef birazcık yedim. Hemen kapatıyorum. Ders saatimde tekrar beraberiz. Görüşürüz.